Ben Adem Hoca herkese iyi günler diliyorum. Yazım kurallarında kaldığım yerden devam ediyorum. Konu anlatımda yazım kurallarında son videom. Arkadaşlar bu videoda ayrı yazılan birleşik kelimeleri anlatacağım arkadaşlar. Çok ama çok önemli. Yani hangi birleşik kelimeleri ayrı yazmamız gerekiyor? Kuralları neler ve en önemlileri nelerdir? Arkadaşlar sizleri kendi ders notlarımdan ayrıntılı bir şekilde özet değil özel ders tadında anlatmaya başlıyorum. Sevgili gençler birinci maddemiz şu çok çok önemli bir madde. Hani bizim e, birleşik fiillerimiz vardı bu yardımcı eylemler. Bu etmek, edilmek, eylemek, kılmak, e, olmak gibi yardımcı eylemlerimizde kurulan birleşik fiiller var. İşte arz etmek, teşekkür etmek, zikretmek, arz etmek, şükretmek gibi. Bunları hatırlayalım. Daha önce çok çok anlattık. Ses düşmesi veya türemesi yoksa ayrı yazılır. Bakın. Bu çok çok önemli. Yani kısaca şöyle hatırlatmak istiyorum. E, örnek veriyorum arkadaşlar. Sabretmek kelimesini ben neden bitişik yazmam lazım? Çünkü burada ı ünlüsü düşmek zorunda kurala göre. Hocam bitişik neden? Oradaki etmek yardımcı eylemi neden? Sabretmek ı düşmüş. Ondan dolayı bitişikti. E, reddetmek kelimesini neden bitişik yazmak zorundayım? Çünkü buradaki d fazla. ikinci d. Ondan dolayı yani ünlü düşmesi veya ünsüz türemesi varsa bunlar bitişikti. Yoksa işte ayrı yazıdır. Ondan dolayı şu kelimeler önemli. Lütfen sizler de altını çizin ya da kısa not alın. Arz etmek. Bakın sınavda iki kez geldi TYT'de. Sor yani azat etmek, boş olmak mesela. Şu sarf etmek kelimesi geldi 2018'de. Fark etmek kelimesi. Terk etmek ve ayırt etmek vardı bir yerde. Ayırt etmek. Yazmam lazım bunu. Yoksa not alalım. Bunlar arkadaşlar nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Neden? Yani ünlü düşmesi yok. Ünsüz türemesi de yok. Mesela arz etmek. Neden ayrı? Genelde bu dilekçilerde bitişik yazılır. E, Türk halkının en büyük şeyi yazım hatası. Arz etmek ayrı yazılır. Ses olayı yok. Alt etmek. Sağ olmak. Söz etmek. Var olmak. Yok olmak. Ayırt etmek yok gibi arkadaşlar. Yeme yazabilir. Sınavda çıktı. Hocam ayırt etmek. Çünkü bir ses olayı yok, olamaz. Ne ünlü düşürebilirim, ne de ünsüz türetebilirim. Bundan dolayı bunları bu şekilde diyor ve geçiyorum. Çok çok önemli bir özellik idi sevgili gençler. Şimdi ikinci maddemizi hatırlayın. Önceki videolarda çok vurguladım. Lütfen bunu artık mantığını kavrayın, ezberleyin anlamam. Çünkü 3-4 yıldır bu maddeyi soruyorlar. Birleşme sırasında kelimelerden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan bileşik kelimeler ayrı yazılır. Yani hatırlayın işte hanimeli kelimesi, hanimeli kelimesini biz neden bitişik yazıyoruz? Hocam hanimeli bir bitki adı ama el ile alakası yok. Burada özellikle ikinci kelime çok önemli. Yani siz sadece ikinci kelimeye odaklanın. Hocam eli kelimesinin ne alakası var yani? Ondan dolayı bitişik yazardık. Tamam mı? Ama her iki kelime gerçekse ya da özellikle ikinci kelime gerçekse ayrı yazacağız. Tamam mı? Bu çok önemli. Mesela hayvan türlerine bakalım. Deniz yılanı 2018 tehditte çıktı. Hocam yılan ikinci kelime Yılan yani. Deniz yılanı yılan mı yılan hocam ayrı yazılır. Bitti hocam. Ağustos böceği bakın denemelerde gelir. Ateş böceği. Köpek balığı sınavda çıktı. Çok eski tarihte. Balık netice itibariyle. Mesela bu sınavda gelse çoğu öğrencimiz yanlış yapabilir. Mantık şu. İkinci kelime gerçek. İşte Van kedisi. Kedi tamam. Su yılanı. Ankara keçisi, hamam böceği, cırcır cır böceği, deve kuşu bakın denemelerde yayınlar çok sunar bunu. Deve kuşu, kuş hocam sen ikinci kelime. Hocam köpek balığı, köpek ne alakası var? Deve kuşunun deve ikinci kelimeye bak diyor. Bakın ne demiş Türk Dili Kurumu e, maddede veya ikinci kelimesi. İkinci kelime gerçekse ayrı ton balığı. Dal tavuğu, Amerikan tavşanı, bal arısı. Tamam mı? Önemli bir madde sevgili gençler. Aynı şekilde bitki türleri için de bu kural geçerli. Mesela bakıyoruz işte kuru üzüm. Bak özellikle bazı kelimelerin altını ya da siyah puntoyla yaptım. Bunu yine pdf olarak arkadaşlar aktaracağım. İsteyen alabilir. Antep fıstığı kuru üzüm yani. Neticede incir, neticede mantar ağacı, ağaç, neticede avize ağacı, ağaç. ilk kelimeyi değil ikinci kelimeye bak. Arkadaşlar uyarıya dikkat edelim. Bizi ve öğrencilerimizi en çok e, sıkıştıran ve ters köşeye yatıran bu uyarılardır, istisnalardır. Şimdi çiçek dışında anlamlar taşıyan çiçekler bitişik çiçek yazılır. Mesela bakla çiçeği. Gerçekten çiçeği kastetse madde ne diyor? İkinci kelime gerçekse ayrı yazılır. E hocam bakla çiçeği ama bu renk an şey değil ki. Çiçek anlamı değil renk anlamını anlamını yitirmiş. Nar çiçeği çiçeği kastetmemiş rengi kastetmiş. Su çiçeği çiçek bitkisini çiçeği değil de hastalığı kastetmiş. Tamam mı? Bu önemli bir özelliktir. İstisnadır diyor Türkçe kurumu. Ot dışında anlamlar katan mesela ağız otu. Ağız otu gerçekten ot anlamındaysa barut e, bitişik ama buradaki barut anlamında olduğundan bitişik. Sıçan otu arsenik gibi. Tamam bu önemli. Bir de şöyle bir şey var. İstisnanın istisnası. Normalde bakın biraz önce çörek otunu ayrı yazdık. Çünkü ot kendi anlamını korumuş. Ama diyor ki Türk Dili Kurumu çöre otu böyle bitişik de yazılabilir. Neden? Mesela semiz otu nasıl yazılması lazım? Ot hocam. Ama diyor gelenekselleşmiş biçimde semiz otu, Dere otu, çöre otu bitişik yazılabilir. Yazılır. Tamam bunu bakın bu gerçekten istisna bu yani. Notumuzu alalım. Semiz otu, dere otu ve çöre otu normalde mantığa göre Türkçeli kuruma ayrı yazmam lazım. Ama neden bitişik? Gelenekselleşmiş diyor ve geçiyorum. Şimdi nesne eşeği ve alet adlarında bu mantık geçerli. İşte oltu taşı ikinci kelime gerçek hocam. Masa takvimi ikinci kelime gerçek. Mesela lütfen altını çizelim. Alt geçit tüp geçit üst geçit. İkinci kelime gerçek çünkü. İngiliz anahtarı ikinci kelime gerçek. Dönme dolap afyon ruhu, katran ruhu tuz ruhu. Yani çekme kat gibi. Ya yani burada maksadım şu benim. Türk dil kurumunun maddesine ve ne tür örnekler vermiş? Mantığını ne? Birkaç örnekle geçiştirmedim. Tamam mı? Diyorum ve ee, geçiyorum. Şöyle şu maddeye bakalım. Sevgili gençler Ç bende gerçekten çok çok önemli. Şöyle ben yıldız işareti koydum. Lütfen siz de işaret koyun ve not alın. Yollar ulaşımlar ayrı yazılır. Sınavda çok gidiyor. Bakın 2018 MSÖ'de deniz yolu çevre yolu tamam mı? Hava yolu, karayolu, keçi yolu. Arnavut kaldırımını da burada ele almış Türk Dil Kurumu. Yani ulaşım yolla alakalı Arnavut kaldırımı. Tam bunlar yani şöyle ezberleyebilirsiniz. Yollar ayrı. Tamam mı? Yollar ayrı yazılır. Ulaşımlar ayrı. Çevre yolu, deniz yolu, hava yolu. Burada yazmasa da ben kendim yazdım. Ama şöyle hava alanı ile havalimanı bitişik yazılırmış. Enteresan. Yani hava alanı bitişik, havalimanı bitişik ama çevre yolu, deniz yolu, hava yolu, kara yolu, keçi ki bunu arkadaşlar çok soruyorlar. ÖSYM buna önem veriyor. Lütfen siz de bunu aynı bu şekilde not alın. D bendi şu. Durum, olay, olgu bildiren sözlerin birle kullanma kelimeler ayrı yazdırmış. Burada mesela ne önemli? Şu ana dili bakın. Ana kelimesi önemli. Ana dili. Ay tutulması. Baş ağrısı, baş belası, baş dönmesi. Bakın bu şöyle anlatayım size. Bakın sevgili gençler, vurguladığım ve önemli şeyler lütfen not alın. Bunlarda bir tecrübe var. Şimdi şu, hatırlayın önceki videolarımızda. Baş kelimesi sıfat tamlaması ise bitişikti. Başbakan, başsavcı, başrol, başrol çıktığı sınavda, başmüfettiş, baş başöğretmen, baş başbakan, başsavcı. Bunlar baş kelimesi sıfat tamlaması ise nasıl yazılır? Bitişik. Ama istisnası şu, baş ağrısı baş dönmesi baş belası. Bunlar çünkü diyor yani bir olaydır, olgudur demiş Türk Dil Kurumu. Bunlar ayrı yazıyor. Çok mantıklı aramıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Geçtik. Dil birliği, şu iş birliğinin altını çizin, yazın bir kenara. İş birliği, güç birliği, iş bölümü denemelerde çok geliyor arkadaşlar. Açık öğretim, ana dili bunlar nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Bilimler her zaman ayrı yazılır. İşte dil bilimi Edebiyat bilimi, gök bilimi, halk bilimi, ruh bilimi, yer bilimi, ses bilgisi ve dil bilgisi, şekil bilgisi. Tamam mı? Yollar ayrı yazılır. Ulaşımlar ayrı yazılır. Ondan sonra e, bilim ve bilgi sözleri ayrı yazılır. Bunları bir ezbeleme takdir diyoruz. Sonra gök, göz yuvarı, genç renk yuvarı. Geçelim bunu. Şimdi şu G bendi de çok önemli. Yiyecek, içecek hatta. Kuru yemiş. Çiğ köfte, içli köfte. Ne bileyim. Çiçek yağı Urfa kebabı. Tas kebabı hocam. Acı badem kurabiyesi. Mantık ne? Ne diyor Türk Dil Kurumu? İkinci kelime kendi anlamını koruduğundan nasıl yazacağız? Bunlara da ayrı yazmamız gerekiyor. Gök cisimleri ayrı yazılır. Kutup yıldızı, kerevan yıldızı. Organ ve organ yerine geçen sözler ayrı yazılırmış. Takma diş, ekşi su. Bunlar ben e, Türk Dil Kurumu'nun maddesi olduğundan sizler de görün yani. Patlak göz, süt diş gibi. Benzetme yolu demiş mesela sağ malinek, ağır top, eksik etek. Bunlar da bir ayrı yazılırmış. Ama lütfen şu i bendini arkadaşlar not alın. Çünkü denemelerde çok geliyor. Gerçek sınavda karşımıza çıkıyor. Zaman ile ilgili kelimeler nasıl yazılır? Ayrı. Bağ bozumu, gece yarısı, gün ortası, gün batımı. Hafta başı hafta sonu. Bakın Türk Dil Kurumu'nun mantığı. Hocam hafta başı hafta sonu gün batımı neden ayrı? Bir sebebi ne? Türk Dil Kurumu demiş ki bunlar zaman ile ilgili kelimeler. Bakın ulaşımlar ayrı. Tamam mı yani? Yollar ayrı. Ee, i̇şte bilim ve bilgi nasıl ayrı? Zamanla ilgili kelimeler ayrı. Bunları böyle bilirsek daha böyle ezberlemesi kolay olur. Bağ bozumun. Mesela şu Gün batımı sınavda çıkmıştı ve güzel soruydu. Yani bilmeyen bir öğrenci yanlış yapabilir. Acaba bitişik bir falan diyebilirsiniz. Geçiyorum bu maddeyi. Şimdi üçüncü madde gerçekten çok çok önemli. Önemli. Hatta geçen Türkiye geneli bir denemede çıkmıştı. Ama zor bir yerle beraber sorduklarına. Burada mantık şu bakın. Bakar, kör, çalar. Mesela çalar saatten örnek vereyim. Nasıl saat? Çalar saat. Arkadaşlar sıfat olan kelimede sıfat fiiliki varsa ve tek kelime ise ayrı yazılır. Mesela nasıl sermaye döner? Nasıl yüz? Bakın şu güler yüz Türkiye geneli bir denemede çıkmıştı. İsmini vermeyeyim. Bayağı öğrencilerimiz yanlış yapmıştı. Hocam güler yüz. Bir daha söylüyorum. Sıfat olan kelime, tek kelime ve içinde sıfı anası mezar dikecekmiş varsa ayrı yazılır. Güler yüz. Koşar adım. Tamam mı? görünmez kaza. Bu ne neyle bakın karşılaşımı benim şununla alakalı. Lütfen bunu bir kenara yaz. Ama şöyle derse bakın. Ee, bakın. Değer bilir kız. Tamam mı? Çok bilmiş. Ondan sonra kişi. Bunları lütfen not alın. Mesela Tanrı, Tanrı tanımaz. Tanrı tanımaz adam. Bak bu işte bu. E, bir de güler e, yüz desek ne olur? Burada kafa karışabilir bakın. Ne yapacağım? Nasıl kız değer bilir? Hocam sıfat iki kelimeden olduğundan dolayı ve son, ke son ek anası mezar dik çekmiş olduğundan dolayı bitişik yazdı. Bak ben böyle ezberledim. Mantığını böyle okudum. Siz de böyle yapın. Nasıl kişi? Çok bilmiş kişi hocam. Çok bilmiş. Hocam iki kelime. Sıfat iki kelimeden oluşmuş. Ve son kelimesinde anası mezar dik çıkmış olduğundan bitişik yazılır. Nasıl adam? Tanrı tanımaz adam. Bakın. Görünmez kaza niye ayrı? Tanrı tanımaz adam niye ayrı? İkisinde de sıfat filik var. Mantık bu. Sıfat iki kelime mi? Sıfat tek kelime mi? çok güzel örnek verdim yani. ya yani mantığınıza vermeye anlatmaya. Tükenmez kalem. Nasıl kalem? Tükenmez. Tek kelime bitişik. Ama karınca incitmez adam. Karınca sınavda çıktı ya. Hatırlayın 2021-2020 TET'de çıktı. Çoğu öğrenci yanlış yapmıştı. Karınca incitmez de nasıl hocam? Bitişik adı. İşte bundan dolayı. Tamam arkadaşlar. Bu önemli bir maddeydi. Karşılaştırmalı size anlatmaya çalıştım. Renk sözü ve renklerin birinin adıyla kurulmuş tamlamalar bitişik adı. İşte duman rengi ayrı yazılı pardon. Gümüş rengi, portakal rengi, saman rengi, ateş kırmızı. Mesela burada şunu da bilmenizde fayda var. Şimdi bazı renk adlarında renk kelimesi yok. Örnek veriyorum notalın fil dişi. Arkadaşlar hep şunu renk adları bitişik yazılır. Ama renk kelimesi olmayacak. Fil, fil dişi, cam göbeği, balık sırdı, yani renk adında renk kelimesi yoksa bitişik. Ama renk varsa bakın duman rengi, gümüş rengi, portakal rengi, saman rengi, ateş kırmızısı, işte çit mavisi ya da bakın şu geçen denemede gelmişti. Renk tonları. Açık mavi, kara sarı, kirli sarı. Bunlar her zaman ayrı yazılır. Ama kahverengi hariç. Sebebine inan bilmiyorum. Araştırdım, bulamadım. Yani duman rengi, gümüş rengi, portakal rengi, saman rengi ayrı. Çünkü renk samana benzetilmiş. Renk portakalın rengi. E kahvede kahvenin rengi. Niye bitişik? Herhalde gelenekselleşmiş olabilir. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Ama çok da mantık aramayın arkadaşlar. Bak önemli. Üçüncü madde önemli. Dördüncü madde önemli. Beşinci madde önemli diyorum. Ve 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 ve, ve geçiyorum. Az kaldı zaten şurada bakıyorum. İşte bu sayfa son sayfamız. Şimdi altıncı maddem şu. Oldukça kolay bir yani okumaya bile gerek yok. Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey hatta bakın güney batı, güney doğu biliyorsunuz ara yönler bitişik yazılır. Bunlar her zaman ayrı yazılır. İşte Doğu Anadolu, Batı Trakya, Orta Anadolu, Kuzey Amerika, İç Asya, İç Anadolu, Orta Doğu'nu bakın siyah puntoyla yaptım. Güney Batı Anadolu, ara yönleri bitişik yazılır arkadaşlar. Geçtim bunu. Yedinci madde Yunus Emre Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı. Bunlar ayrı yazılır geçelim. Evet sekizinci madde yıldız işareti koydu Adem Hoca. Sevgili gençler bir daha hatırlatıyorum. İç, dış, öte sıra sözcükleriyle kurulan kelimeler arkadaşlar ayrı yazılır. Çok çok önemli. Ahlak dışı, çağ dışı, din dışı, kanun dışı, olağan dışı, yasa dışı. Tamam mı? Bakın şu bazen ben de çok araştırmışım. Ya bu yanı sıra niye ayrı yazılıyor? Bakın işte sınavda çıktı yanı sıra. Bir mantık bulmaya çalışıyorum Ya yanı sıra neden ayrı? Sebep bu. İç dış sıra. Tamam mı yani? Peşi sıra. Bakın denemede geldi peşi sıra. Yanı sıra sınavda çıktı. Hafta içi, yurt içi, çağ dışı, olağan dışı bakın sınavlarda gelir. Yani hatta şey varmış bakın çevirim içi biliyorsunuz çevirim içi Whatsapp'ta nasıl yazılır? Bitişik yazılır ama yanlış işte. Bu da denemede çıktı. Ne yapsın öğrenci şimdi? Yani Whatsapp'a bakıyor kardeşim internete çevirim içi, çevirim dışı hep bitişik. Ama neymiş? Ayrı yazılacakmış falan bu maddeden dolayı. Yani öğrenci gerçekten haklı. Haklıyız yani ama ne yapalım? Şimdi i̇şte dilimiz ve kurallar bu şekilde. Not aldık mı bunu? Gençlik lütfen not alalım. Önemli. Şimdi dokuzuncu maddeyi size e, ee, karşılaştırma anlatmak istiyorum. Her zaman söyleriz. Alt ve üst kelimesi varsa bir kelimede şuna bakacaksın. Gerçekten somut bir yerin altı mı üstü mü? O zaman nasıl yazılır arkadaşlar? Ayrı. Ama genelde o anlamda olmadığından bitişik yazılır. Mesela örnek veriyorum. E, ee, bilinçaltı bitişik yazılır değil mi? Bilinçaltı. Ondan sonra başka ne vardı? Şuur altı. Bunlar bitişik yadır. Çünkü bilinçaltı, gözaltı, yeraltı. Ya yani bunlar somut yer anlamında olmazsa bitişik. Ama gerçekten somut bir yer bildiriyorsa o ayrı yazılır. Mesela deri altı, su altı, toprak altı, yer altı. Mesela bunu neden Türk Dil Kurumu yüzeyi diye belirtmiş? Şöyle dersem. Yeraltı dünyası karıştı. Mafya anlamındaysa, yani somut yer anlamında değilse o zaman nasıl yazacaktım onu ben? Bitişik yazacaktım. Bak yeraltı kelimesi çok önemli. Aman dikkat. Yani anlamını yitirmiş mafya anlamındaysa bitişik ama gerçekten yerin altını kastediyorsa ayrı. Arka üstü, baş üstü, böbrek üstü, tepe üstü trafik. Bunlar nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Ama şöyle dersin. Mesela sınavda çıktı 2018'de sanırım. Beni ayakta alkış... Beni nasıldı? Ee, nasıldı? Şu anda aklıma gelmiyor. Ayakta. Geç ufak bir şey olabilir. Şimdi kafam karıştı. Geçtim bunu. Tamam arkadaşlar bunu geçiyorum. Bilinçaltı, şuur altı, akşam üstü, akşam üzeri bakın. Akşam üstü, akşam üzeri şey yani. Ha, o şimdi aklıma geldi. Ayak üstü kelimesi cümleye göre değişir. Mesela şöyle dersem e, hocamızla ayaküstü muhabbet ettik. Kardeşim burada ayaküstü ayağın üstünü kastetmiyor ki hızlı. Böyle yani kısa süreli o işte bitişik. Ama şöyle dersem, Delikanlı ayak üstünde senin bir pislik var. Lütfen temizler misin? He, gerçekten ayak üstü kastetmişsem ayrı yazılır. Şimdi o aklıma geldi. Yani ayak üstü sınavda çıktı. Aman dikkat diyor ve geçiyorum. 10. ve sanırım son maddemiz. Bakıyorum. Evet burada bitiyor. 10. ve son maddemiz. Arkadaşlar Türk Dil Kurumu'nun şu mantığına bakar mısın? Bakın uzun bir cümle alt üst ana ön art arka yan karşı iç dış orta büyük falan 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 demiş sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik sözcükler ve terimler ayrı yazılır demiş yani hepsini bir kutuya atmış yani burada bakın ne önemli ana vatan ayrı yazılır ana dil ayrı yazılır Ön söz ayrı, ön yargı ayrı, art niyet, arka teker, yan cümle, sol bek, peşin fikir. Bunlar ayrı yazıdır. Burada ben şunları kendim yazdım. Önemli diye. Şimdi hocam ön sözü ayrı yazdık. Ön yargıyı ayrı yazdık. Hatta ön lisans. Ne bileyim. Ön lisans, ön görüşme. Bunlar da ayrı ama ön sezi ve ön görü bitişik yazılır diyor Türk Dil Kurumu. Sebebini bilmiyorum. Bakın bunu lütfen bir yere not alın yani. Enteresan işte. Yani ön söz, ön yargı, ön lisans, ön başvuru. Bunlar ayrı. Ama ön sizi ve öngörü bitişik. Ana vatan ayrı. Ana dil ayrı. Ama anayasa ile ana okulu bitişik. Bu da istisna. Yani niye buraya yazdım? Mesela alt geçit. Değil mi? Ayrı idi. Ama altyapı bitişik yazıyormuş. Sebebi ne? Bilmiyorum. İnan Türk Dili Kurumu böyle demiş. Evet. Şimdi arkadaşlar yazım kurallarını bitirdim. Sanırım bu dördüncü. Bilemedim. Beşinci videom bilmiyorum şu anda. Bir öğrencimiz yorumlarda belirtti hocam son videoyu çekmedin diye. Hemen onun için şu anda gece vakti çekiyorum arkadaşlar. Yazım kurallarını bitirmiş olduk. Lütfen bunun çıktısını alırsan çok çok iyi olur. Önemli yerlerin altını çizin. Yazım kurallarında mantık şu arkadaşlar. Bol bol tekrar edin. Çünkü yazım kurallarında o kadar çok bilgi var ki. Büyük harfleri var, küçük harfleri var, ki, de, bağlacı var, ayrıları var, bitişikleri var, tarihler, ikilemeler, yansımalar, meperesiler. Bak akma şu nedenlere geliyor. Ama şunu bilin. Üniversite sınavında temel şeyler soruyorlar. Temel, net, her sene sordukları şeyler aynı şeyler. Ama öğrenci bilmediğinin o kuralları zor gelebilir. Tamam mı? Kafanızda büyütmeyin ama yazım kuralları önemli. İki tane soru geliyor. İki de noktalamadan dört. Bir de ses bilgisi beş. Ondan dolayı çok önemli diyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.